Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün piyasaları analiz edeceğiz ve daha sonrasında Bitcoin'i çok soran arkadaşlarımız var. Ona bir değinelim. Bayağı bir arkadaşımız yorumlarda yazıyor, Twitter'da yazıyor. Hocam Bitcoin'den artık hiç bahsetmiyorsunuz şeklinde. Bitcoin'e detaylı olarak bir coin'in fiyatını, analizini yapalım arkadaşlar. Daha sonrasında da sizlere bir adet coin vereceğim. Şu aralar çok revaçta olan ve arkasında çok sağlam firmalar bulunan, madencilik firmaları bulunan bir altcoin paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Artık bundan sonrasında böyle çok coin'li sepetler paylaşmayı düşünmüyorum sizin. Böyle nokta atışı arkadaşlar altcoin belirleyeceğim ve bunu paylaşacağım. Daha sonrasında fiyatlandıktan sonra karımızı alacağız ve daha sonrasında arkadaşlar başka bir altcoin'e yöneleceğiz. Piyasa haberlerini inceleyeceğiz. Birçok konumuz olacak arkadaşlar bu videomuzda. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hemen Bitcoin'den başlıyoruz. Bitcoin'de arkadaşlar bugün dikkatimi çekti. Her yerde Golden Cross konuşuluyor. Golden Cross, ama bizim kanalımız yaklaşık bir ay öncesinde Golden Cross'un yaklaştığını, geldiğini söylüyorduk arkadaşlar. MA50 değerlerimiz ile hemen bu sıcak geliş de yorumlayalım. MA50 değerimiz arkadaşlar 200 değerini yukarı yönlü kesti ve bu ne demek arkadaşlar? Bitcoin'de altın kesişim anlamına geliyor. Yani Golden Cross fiyatların yükselişe geçeceği anlamına geliyor. Fakat bu %100 yükselişe geçecek mi şeklinde yorumlanması yanlış olur. Bundan dolayı da arkadaşlar temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü 50 günlük 200 günlüğün üzerine nasıl çıktıysa arkadaşlar sert bir fiyat düşüşünde tekrardan yönünü 200 günlüğü aşağı yönlü kesmeye doğru çevirebilir. Bunu çevirdiği zaman da bildiğiniz gibi death cross dediğimiz ölüm kesişiminin gerçekleştiğini birçoğunuz biliyorsunuz. Yani bu sadece bir teknik gösterge. Fakat %100 artacak şeklinde bir kesinliği var mı? Yok arkadaşlar, %100 artacak şeklinde bir kesinliği. Sadece bir teknik gösterge olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hemen şimdi isterseniz MA değerlerimizi kapatalım arkadaşlar. Bitcoin bugün güncel olarak 48.184 dolar seviyelerinde. 47.000 dolardaki direnci aştık nihayet arkadaşlar. Ve bu direnç bizler için çok çok önemliydi. Bitcoin'in tekrardan yükseliş yönüne dönmesi için buraya aştık ve yeni direncimiz 51.206 dolar oldu. Destek noktamız 47.000 dolarda bulunuyor şu anda. Bollinger'le de hemen bir günlükte bir bakalım. Orta banda kadar yükseldiğimizi görüyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videolarımızda alt banttaydık arkadaşlar. Alt banttan orta banda hareketleniyorduk ve orta bandımız 47.000'in üzerindeydi. Hatta üst bandımızda 51.206 doların üzerinde yer alıyor. Bildiğiniz gibi Bitcoin önceki yükselişinde 51.206'yı kırmıştı fakat tutunamayıp sert bir şekilde aşağı yönlü düşmüştü. Tekrardan kendisini toparladığını görüyoruz. 43.807 dolardaki ara destekten yönünü tekrardan yukarıya çevirdi. Hemen arkadaşlar isterseniz Ethereum'u da bir analiz edelim. Şu anda arkadaşlar kripto market piyasasında ikinci sıradaki yeri çok sağlam olan altcoin'lerden bir tanesi. Altcoin'lere de yön verdiğini söyleyebiliriz Ethereum'un. Şu anda Ethereum'da 3630 dolarda güncel fiyatı bulunuyor. 3564 dolarda arkadaşlar bildiğiniz gibi bir direnç noktamız vardı. Bu direnci aştı Ethereum'da ve kendisini bunun üzerine attı. Artık bundan sonrasında bunun üzerinde kalması gerekiyor. 3950 dolardaki yeni direnç noktasına ilerlemesi için 3564 dolarında destek olarak kalması gerekiyor. Bir günlükte Bollinger'de baktığımızda Ethereum'un da orta banttan hareketlendiğini görüyoruz. Orta banda doğru bugün gördüğünüz gibi bir iğne attı. Fakat daha sonrasında tekrardan orta bandın üstüne kendisini atmayı başardı. MA50 ve 200 değerlerinde de hala Ethereum'da Golden Cross'un devam ettiğini görüyoruz. Hemen isterseniz EOS'ta bir değinelim. Bildiğiniz gibi kanalımızdaki videolarımızda 30 Eylül'e kadar roket takacak altcoin şeklinde bir videomuz vardı. Ve EOS coin'i sizlerle paylaşmıştık. 0.072 dolar seviyesindeydi ben sizlerle paylaştığımda. Şu anda 0.075 dolar seviyelerinde. Ve 30 Eylül artık gitgide yaklaşıyor arkadaşlar. EOS'u da kısa vadeli düşünen kişiler airdrop'tan daha ziyade kar almayı düşünebilirler. Bunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü 2 gün öncesinde EOS'ta 0.080 dolar seviyelerini görmüştük. Aslında bu baktığınız zaman fiyatsal olarak çok yüksek bir fark gibi görünmeyebilir sizlere. Ama fiyatı düşük bir coin olduğundan dolayı sepetlerinize az bir parayla fazla miktarda alabildiğiniz için ister istemez kar marjınız da yüksek olur bu tarz coinlerde. 0.072 dolar kanalımızda verildiğinde 100 dolarlık alan bir arkadaşımız 0.080'de çıksa bile kar almış olacaktır. Özellikle yüksek alan arkadaşlarımız da çok ciddi kar bırakacağını düşünüyorum. Burada da yeni destek ve direnç noktaları belirledim sizlere EOS coin'de. EOS coin'de arkadaşlar şu andaki direnç noktamız 0.081 dolar. Yani kar almak isteyen arkadaşlarımız 0.081'de pozisyon kapatabilirler. 0.070 dolarda destek noktamız olduğunu görüyoruz. 30 Eylül'e kadar çok temkinli beklemek gerekiyor. Bitcoin'in dominansına hemen bakalım arkadaşlar. Dominansta en sonunda düşüşe geçtik. Hatırlarsınız 2 günlük yükseliş mumları gelmişti. Sert şekilde dominans yükselmişti. Son 2 gündür de arkadaşlar düşüş mumları gelmeye başladı. Şu anda arkadaşlar %41.13 seviyesinde dominansımız. Destek seviyemizde %40.25'ti. %40.25'teki destek seviyesini aşağı yönlü kırmamız altcoin'lerde yukarı yönlü hareketler getirecektir bizlere. Altcoin Marketcap'i de hemen bir inceleyelim. Altcoin Marketcap'te de geri arkadaşlar 1.297 milyar dolar seviyelerine yükseldiğimizi görüyoruz. Son 3 günde özellikle yeşil mumlarla güzel bir altcoin Marketcap yükselişi geliyor. Hemen Coinmarketcap'te arkadaşlar son 24 saat içerisinde artan coinlere bakalım. Horizon'de %20'lik bir artış var. Bunun sebebi Coinbase borsasında listeleneceği belli oldu arkadaşlar Horizon coin'in. Bundan dolayı da %20'lik bir artış yaptı. Ren coin'de %19'luk. SushiSwap'ta arkadaşlar %17. THORChain'de %14. Ve SNX coin'de %14'lük bir artış olduğunu görüyoruz. 24 saat içerisinde en çok düşen coin'lerde de Tezos, Hibar, Phantom, Wan ve Atom coin bulunduğunu görüyoruz. Korku seviyesine hemen bakalım. Korku seviyesinde bugün 53 puana yükseldik. Tekrardan açgözlülük biraz artıyor. Çünkü Bitcoin bildiğiniz gibi dün 47.000 dolardaki direnci aştı. İster istemez insanlar da 47.000 dolardaki direncin üstüne çıkmasını bekliyorlardı yeni yatırımlar için. Aslında baktığım zaman çok mu arttı? Çok artmadı. Dün 49 puandaydık. Bugün 53 puandayız. Arada ciddi bir fark yok. Geçen ay özellikle 72 puana kadar çıktığımızı varsayarsak. Arkadaşlar Bitcoin borsasıyla ilgili de sizlere hemen duyurularımızı yapalım. Bitcoin borsasında artık birçok taraftar token'ı, birçok fan token listelenmeye başladı. Özellikle baktığımızda number one token gibi, matrak token gibi tokenların da listelendiğini görüyoruz artık. Fan token'larda arkadaşlar birçok fan token'ı olması aslında en çok neye fayda sağlıyor? Ana token'a fayda sağlıyor arkadaşlar. Ben her zaman bunu savunurum. Mesela çok taraftar token'ı olması demek benim gözümde Bitcoin borsasının kendi coin'i olan Bitcoin değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk kendi blockchain ağına sahip olan bir coin'den söz ediyoruz arkadaşlar. Bitcoin benim her zaman tercih sebebim. Mesela diğer taraftar token'ı çıkaran firmalarda da yine ana coin benim her zaman tercih sebebimdir. Yani taraftar token'lara da yatırım yapılabilir. Fakat arkadaşlar ben çok yüklü yatırımları kesinlikle taraftar tokenlarına yapmıyorum. Asıl ana tokenlara yüklü yatırımlarımı yapıyorum. Çünkü ana token her zaman diğerlerinin lideri statüsündedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bitcoin borsasında arkadaşlar Bitcoin'in de hemen teknik göstergelerini açtım. Sizlere bildiğiniz gibi grafik eklenmişti Bitcoin'e de 0.40 Türk Lirası'nda destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Şu anda fiyat 0.473 Türk Lirası seviyesinde ve aslında bu bizler için güzel bir fırsat şeklinde görünüyor. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar fan tokenlar da tercih edilebilir. Düşük miktarlardan alınabilir fakat ana token her zaman benim gözümde daha değerlidir. 0.473 Türk Lirası da benim gözümde güzel bir fiyat şu anda Bitcoin'in fiyatı için. Hemen baktığımızda da zaten borsayda Türkiye'nin ilk kendi blockchain ağına sahip kripto parası Bitcoin, işte en büyük özellik aslında bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi adet azaltmaya da başladılar. Hemen Coinmarketcap'ten de Bitcoin'i sizlere inceleyip gördüğünüz gibi şu anda dolarsal olarak 0.055 dolar seviyelerinde. Adetsel olarak maksimum arzı 100 milyar adet. Fakat bildiğiniz gibi geçenki bir duyuruda 5 milyar adetini yaktılar arkadaşlar. 95 milyar adete düştü burası. Bu şekilde yakım işlemleri arttıkça da adet azaldıkça Bitcoin'in gerçek değerine kavuşacağını düşünüyorum. Borsalarına baktığımızda da XT.com'da, BigOne'da, Probit'te listeli olduğunu görüyoruz. Özellikle Bitrex borsasıyla da görüşmeleri bitirmişlerdi. Listeleme şu anda gelmedi ama ileri vadede geleceğini düşünüyorum. Bitcoin'in özellikle yine arkasındayım. Yani birçok arkadaşımız diyor ki hocam arkasında değil misiniz artık hiç bahsetmiyorsunuz şeklinde söyleyenler var. Bitcoin kaliteli bir coin. Hatta çok da güzel arkadaşlar bir tanıtım hazırlamışlar. İsterseniz bu tanıtımı izleyelim. Daha sonrasında videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve sizlere değerlenmesini beklediğim adeti çok az olan mükemmel bir coin de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tanıtımımızı bir izleyelim. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. videosunda da izlediğimiz gibi çok büyük kulüplerle Bitcoin anlaştı. Özellikle arkadaşlar baktığımız zaman Brezilya milli takımı, İspanya milli takımı, McLaren Formula 1 takımıyla anlaşması, MotoGP ile anlaşması gerçekten borsanın gücünü ortaya koyuyor. Bu kulüplerle görüşme ayarlayabilmek bile çok zor. Bitcoin borsası arkadaşlar yolunda emin adımlarla güzel şekilde ilerliyor. Bitcoin borsasına üye olmak isteyen arkadaşlarımız için de videomuzun açıklama kısmında yine referans linkim bulunacak. Buradan da üye olup uzun vade için arkadaşlar Bitcoin değerlendirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Bitcoin'in ben biraz uzun vadede güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle bu tarz fan tokenlar güçlendikçe ve borsa tokunu büyük borsalarda listelenmeye devam ettikçe asıl değerine ileri vadelerde kavuşacaktır. Hemen şimdi isterseniz arkadaşlar sizlere bahsetmiş olduğum coin'i bir inceleyelim. Bitcoin Standard Hashrate Token. Bu token'ın arkadaşlar benim dikkatimi çeken en büyük özelliği, şu anda arkadaşlar Bitcoin madencilik firmalarının desteklediği bir altcoin'den söz ediyoruz. 19 dolar seviyesinde şu anda. Baktığımız zaman maksimum arzı 15 milyon adet sadece, yani Bitcoin'in maksimum arzından bile az arkadaşlar ve market sıralamasında 199. sırada. Kendi sitesini de incelediğimiz zaman zaten anlaştığı ortaklarını göstereyim hemen sizlere. Binance var, Token Pocket var, Genesis Mining var, bildiğiniz gibi yine çok büyük bir madencilik sistemi. Met Wallet var ve SafePal cüzdanı var arkadaşlar partnerlerinin içerisinde. Gerçekten de fiyatsal olarak şu anda daha hak ettiği değerlere gelen bir altcoin değil. Kısaltması BTC, ST şeklinde geçiyor. Hemen marketlerini gösterdiğim zaman da sizlere Binance'da, Gateo'da, PancakeSwap'da, Hotbit'te, Gateo'da bulunduğunu görüyoruz. Polinex borsasına da girdi de, fakat bu daha bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Büyük borsalara gireceklerini de düşünüyorum. Binance'da bildiğiniz gibi Launchpool platformunda da bulunan bir coin ve hak ettiği değere geldi mi arkadaşlar? Hak ettiği değerde değil şu anda. Gördüğünüz gibi bu coin daha öncesinde 87 dolarları görmüştü. Hatta all time high seviyesine baktığımız zaman da arkadaşlar 92 dolara kadar yükselen bir coin'den bahsediyoruz. Şu anda 19 dolarda. Zaten bu adetlerin de ister istemez arkadaşlar yükselmesi gerekiyor, yani mantıken yükselmesi gerekiyor. Şu anda 11 milyon adeti dolaşımda, yani neredeyse maksimum arzın tamamı dolaşımda. Bundan dolayı da fiyatsal olarak da korkacak bir şey görünmüyor. Binance'ın Smart Chain ağı üzerinde işlem gösteren bir coin. Dediğim gibi arkadaşlar artık sizlerle altcoin sepetlerine böyle çok ağırlık vermeyeceğiz. Yani 3 coin, 2 coin, maksimum 5 coin şeklinde özellikle çok kaliteli coinleri tespit ettiğim zaman bu coinleri vereceğim. Çünkü 10 adet coin paylaştığımız zaman ister istemez coin adetlerimiz fazla oluyor. Bundan dolayı da arkadaşlar çoğunuzun sermayesi yetmeyebiliyor ya da kafanız karışabiliyor. Artık bu şekilde az şekilde coin paylaşırsam hem sizin kafanız karışmamış olur hem de karlarınızı almış olursunuz. Hemen haberleri de bir inceleyelim. Haberlerde baktığımızda 2 tane önemli haber tespit ettim sizlere. Dünyanın en büyük sinema salonu zinciri AMC, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash'i kabul etmeye başlayacak şeklinde bir haber var. Bu da bizler için çok güzel bir gelişme. Çünkü artık sinema sektöründe de kripto paraların kabul göreceğini düşünebiliriz. Bu şekilde günlük hayata entegre edildikçe kripto paralar ister istemez yerleri daha da sağlamlaşıyor. Bu da bizlere kripto paraların sağlam olduğunu gösteriyor. Bir diğer haberimize baktığımızda da El Salvador'un Bitcoin kararı protesto edildi. El Salvador'da binlerce vatandaş kripto para birimi Bitcoin'in yasal ödeme aracı olmasını eleştirdi şeklinde de bir haber var. Bildiğiniz gibi El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişti ve ayrıca Bitcoin sahiplerine de vergi muafiyeti getireceğini de söylemişti. Halktan bu kararı da tasvip etmeyen kişiler var ister istemez. Protestocular mevcut Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir Cumhurbaşkanlığı dönemi için yeniden seçilebilmesi için Yüksek Adalet Divanı'nın yakın zamanda onayı ve Bukele'nin gerçekleştirdiği anayasa ihlalleri gibi diğer konuları protesto ettiklerini görüyoruz. Piyasadaki önemli gelişmeler bunlardı. Bitcoin'de özellikle 51.206 doları takip etmeniz gerekiyor. Bu noktadaki direnci aşması gerekiyor. 47.000 dolardaki desteği de aşağı yönlü kırmaması gerekiyor. Günün önemli gelişmeleri kısaca bu şekilde. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.